Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Verilen kesirleri sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz ya da sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş olan kesirleri nasıl bulacağız? Bunları sizlere anlatacağım. Alıştırmalar yapacağım. Tabi her zamanki gibi yine seçenekli yani şıklı sorular da sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ilk kesrimiz 8/5. Bunu sayı doğrusunda gösterirken bizim ilk dikkat edeceğimiz yer payda. Yani payda da 8 var. O zaman 0 ile 1'in arasını ben 8 eşit parçaya ayırmam gerekiyor. Şimdi ilk önce bir sıfırı koyuyorum. 1'i hemen koymuyorum. Şöyle oluyor. 0 ve 1'i koyduktan sonra öğrenciler genelde 1'i buraya koyuyorlar. Sonra 8'e ayırırken kimi parçalar küçük oluyor, kimileri kocaman oluyor. Yani eşit olmuyor. Eşit yapmak istiyorsanız benim gibi yapın. Nasıl olacak? Sıfırı koyun. Sonra 8 parça işaretleyelim. Birinci parça. ikinci parça. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. parçaya bir sayısını koyun. Bakın hem eşit oldu. Hem de kaç parçaya böldüğümü bu şekilde e, saymış da oldum bir taraftan. Yine de kontrol ederim. Sıfırdan bakın sıfırı saymıyorsunuz. Sıfır başlangıç noktası. Attığımız adımları sayıyoruz. Bakalım kaç parça olmuş. Bir adım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 parçaya ayırmışım. Paydaya göre doğru ayırdım. Ve ne yapacağım şimdi? 5. adıma gideceğim. Yine öğrencilerin burada yaptığı bir hata var. Şöyle yapıyorlar. Başlıyorlar sıfırdan saymaya. 1, 2, 3, 4, 5. adım burası zannediyor ama yanlış. Çünkü sıfırı saymayacağız. Dediğim gibi bir tavşan gibi zıplayıp her zıpladığımız adımı sayacağız. Yani şöyle 5. adıma gidelim beraber. 1 adım, 2 adım, 3, 4 ve 5. İşte 8'de 5 kesrin olduğu yer burası. Şuraya bir işaret yapalım. Şöyle minik bir bayrak yapalım ve yerine yazalım. Demek ki 8'de 5 kesri bu şekilde gösteriliyor sayı doğrusunda ve yeri de burası. Diğer kesrimizi yapalım. Hemen ne yapıyorum? Nereye bakıyorum? Paydaya. Kaça ayıracağım ben bütünümü? 9'a ayıracağım. Hemen 0'ı koyuyorum ve 9 eşit parça yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. adıma 1 sayısını koyuyorum ve 1 bütünü 9 eşit parçaya ayırmış oldum. Nereye gideceğim şimdi? 7. adıma gideceğim. 0'dan başlıyorum. Burayı saymıyorum. Attığım adımları sayıyorum. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte benim kesrimi koyacağım yer nokta burası. Buraya 9 da 7 yazıyorum ve böylece kesir kesrimi sayı doğrusu üzerinde göstermiş oluyorum. Diğerinde ne yapıyorum yine? Paydaya bakıyorum. 13. O zaman ben 0'ı koydum. 1 bütünü 13 eşit parçaya ayırmam lazım. O yüzden biraz küçük yapayım bu kez. 1 çünkü 13 parça yapacağım ya sığması için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Buraya 1 sayısını koydum ve 1 bütünü 13 eşit parçaya ayırmış oldum. Nereye gidiyorum? 4. adıma. 0'dan başlayıp hoplayacağım şimdi bir tavşan gibi. 1 adım, 2 adım, 3 ve 4. İşte benim kesrimin olduğu yer. Yani 13'te 4 kesri burada yerine yazıyorum. Ve yine her zaman dediğim gibi payda kadar ayırdığınıza çok dikkat edin. Yani 13 eşit parçaya ayırıp ayırmadığınızı arada bir kontrol edin. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki doğru ayırmışız. Bu önemli ve dördüncü adıma gideceğiz. Tabi bu da önemli. Yoksa yanlış yere gideriz ve kesrimizi yanlış yere koyarız. Bu sefer de sayı doğrusunda gösterimimiz yanlış olur. Peki burada sayı doğrusu üzerinde kesirler işaretlenmiş ve bunlara birer harf verilmiş. Birer simge verilmiş. Şimdi A noktasının olduğu kesri bulacağız yazacağız. B noktasını da bulacağız. Bunun için ilk önce şu A noktasının yerine şöyle bir ok işareti yapalım. B'ye de yapalım. Bir kesir işaretimizi yapalım. Yerlerini hazırlayalım. Şimdi paydayı kaç yazmam lazım? Ne yapacağım o zaman? Bir bütünün hepsini kaça kesmişler? Ona bakacağım. Sıfırdan başlayıp sayıyorum. Bir adım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O zaman bizim paydamız 10 olacak. Tabii ki B noktasının paydası da 10. Çünkü o da aynı bütünün içerisinde. Paydamız 10 oldu. Peki A noktası kaçıncı adımda bakıyorum? 1 adım, 2 adım, 3 üç adım. 3. adımda. O zaman A noktası 10'da 3 oluyor. B noktası nerede? 3'ten sonra sayalım. Burası 3'tü zaten. 4 5 6 7 8. adımda o zaman B noktasının olduğu yerde 10 da 8 oldu. Diğer sayı doğrumuzda K ve T harflerine bakacağız. Şimdi ilk önce bir pasta kaça kesilmiş ona bakalım. Sıfırdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kesilmiş. O zaman her iki harfimin de paydası 7 olacak. Paydamız 7. K harfi hangi adımda bakıyorum? Birinci adımda. O zaman 7 de 1 oldu. T harfi nerede? Kaçıncı adımda? Burası 1'di. 2 3 4 5 6. adımda. O zaman T harfi de 7'de 6 oldu. Peki burada 3 tane harf var. Ne yapalım? İlk önce yerlerini bir hazırlayalım kesirlerimizin. Paydayı bulalım önce. Paydamız kaç olacak? Paydalar kaç olacak? Bakalım bütünümüz kaça kesilmiş. Sıfırdan başlayıp sayalım. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman paydalarımız 12 olacak. Bütün harflerin paydası 12. C harfi kaç, kaçıncı adımda bakıyorum? 1, ikinci adımda. O zaman 12 de 2 oldu. D harfi 2'den sonra sayalım. 3, 4, 5, 6, 7. adımda. 8, 9, 10, 11. E harfi de 11. adımda. O zaman C harfi 12'de 2. D harfi 12'de 7. E harfi de 12'de 11 oldu. Şimdi biraz da sorular çözelim. Böylece konuyu daha iyi anlamış oluruz. Birinci soruya bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A harfine karşılık gelen kesir hangisidir diyor. 9'da 5 var. 8'de 5 var. 8'de 6 var. Sayalım bakalım. İlk önce bütünümüz kaça kesilmiş? 0'dan başlayıp sayıyorum. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kesilmiş. O zaman paydamız bir kere kesinlikle 8 olacak. Yani A şıkkı olmuyor. Paydası 9 bu uymaz. Peki A harfi kaçıncı adımda? 1 adım, 2, 3, 4, 5. adımda. O zaman A harfinin olduğu yer 8'de 5'miş. Cevabımız tabii ki B şıkkı olacak. Bu şekilde bulmuş olduk. İkinci soru 5'te 1 kesri aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde doğru göstermiştir? Şimdi A şıkkında bu şekilde göstermişler. Bir işaret konmuş ve buraya yazılmış. B şıkkında böyle, C şıkkında böyle. Kontrol edelim bakın. Şimdi 5'te 1 kesrinin olduğu yeri bulmak için bir kere paydanın şey pay, e, paydası 5 olduğu için pastanın 5'e kesilmesi gerekiyor bir bütünün. 1 2 3 4 5 tamam burası 5'e kesilmiş. Ama pay kısmında 1 var. E buradaki işaret bakın 1, ikinci adımda. O zaman a şıkkı olmaz çünkü burası 5'te 2 oluyor. Bunu işaretlemeyelim. B şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4'e kesilmiş bu da. bu da olmadı. çünkü 5 e, paydada 5 olduğu için bütünümüzün 5'e kesilmesi gerekiyordu. Burada ya olmamış yani bu yanlış. Kaldı C şıkkı. Bakalım doğru mu? 1 adım. 2, 3, 4, 5. Evet bütünümüz 5'e kesilmiş. Burası tamam. Payda doğru. Peki 1 var pay kısmında. Bakıyorum birinci adımda. Evet doğru. O zaman C şıkkı doğru yerde. Diğer şıklar doğru değildi. Cevabımız C şıkkı oldu. 5'te 1 kesirinin doğru gösterilişi C şıkkındaymış. Üçüncü sorumuz uzun bir soru. Şimdi sayı doğrumuz var. A noktası var. Ne diyor bakalım? A noktasının gösterdiği kesirle ilgili olarak Hakan 9'da 4 şeklinde okunur demiş. Ömer birim kesri 8'de 1'dir demiş bu kesrin. Merve paydası 4'tür demiş. Hangi öğrencinin ifadesi doğrudur? Şimdi bunu bulabilmek için önce bir kesrimizi yazalım. Bakalım bu kesir nasıl oluyor? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrılmış. Yazalım paydaya 9. 9. A harfi 1, 2, 3, 4. adımda. Şimdi kesrimiz 9'da 4. Hakan 9'da 4 şeklinde okunur demişti ve Hakan doğru söylemiş. Buna bir artı koyalım. Cevabı bulduk ama ötekileri de kontrol edelim bakalım. Ömer birim kesri 8'de 1'dir demiş. Şimdi zaten bunun paydası 8, bunun paydası 9. Bu 9'da 4 kesrinin birim kesri 9'da 1'dir. Ömer yanlış söylemiş. Ömer'in ifadesi yanlış. Merve ne demiş? Paydası 4'tür demiş. İyi de pay kısmı 4, paydası alttaki sayı 9. Merve de hatalı söylemiş. O zaman doğru cevap Hakan oldu. Hakan'ın söylediği doğru ve A şıkkını işaretledik. Sevgili öğrenciler söylemeyi unuttum. İsterseniz her sorudan önce videoya dokunun ve durdurun. Siz önce cevabı kendiniz yapın. Sonra benim çözümümle karşılaştırın. Bakalım siz doğru yaptınız mı diye kontrol edersiniz. Kendinizi denemiş olursunuz böylece. Bundan sonraki soruları bu şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü soru. Sayı doğrusunda T harfi ile gösterilen kesrin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi T harfi ile gösterilen kesri bulacağız. Ve bu kesrin birim kesrini bulacağız. Önce biz kesrimizi bulalım bakalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Öğretmenim ben şöyle yapıyorum diyenler olabilir. Mesela diyelim ki başladınız 1 adım 2 3 4. 4. adımı gördünüz ya hemen paya 4 yazarsınız. Sonra devam edersiniz. 5 6 7 8 9 10 11. 11'e ayrıldığında görürsünüz. Yani iki defa iş yapmamış olursunuz. Giderken yolda T harfinin yerinde 4 olduğunu koyup buraya sonra devam edebilirsiniz paydayı bulmak için. Neyse kesrimiz 11'de 4 oldu. Tamam ama biz A şıkkını işaretlemiyoruz. Niye? Çünkü diyor ki bu kesrin birim kesri hangisi? 11'de 4 kesrinin birim kesri nasıl olur? 11'de 1 olur. 1 parçası yani. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olur. Zaten birim kesir dediğimizde paydanın şey pay kısmının 1 olması gerekiyor. A şıkkı zaten bu kesrin aynısı. Burası da o olmuyor çünkü onda 1 ama kesrimiz 11 bütünümüz 11 parçaya ayrılmıştı. Yanlış bu. Doğru cevap C şıkkı. 5. Aşağıda kesirlerden hangisi sayı doğrusunda daha ileride yani en sağdadır diyor. Şimdi en sağda kim var? Şöyle bir çizelim görelim madem. Burada kesirlerin zaten paydası hep 8 bakın. O zaman biz pastamızı 8'e ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'e ayırdım ben bir pastayı. 7'de 8 nerede? 7. adımda. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'de 8 burada. 5'te 8. 1, 2, 3, 4, 5 burada. Peki 4'te... 5'te 8 diyorum yanlış söylüyorum. 8'de 5 diyecektim. Ters söyledim. 8'de 4 nerede? Bakıyorum 1, 2, 3, 4. adımda. Şurada. 8'de 4 de burada olduğuna göre en sağ tarafta yani en ileride olan kim? 8'de 7 kesri. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. A şıkkını işaretledik. Az önce de 8'de 7'yi söylerken yanlış söyledim galiba. 7'de 8 dedim. Aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde gösterilen kesir doğrudur diyor. Şimdi bakalım A şıkkında 8'de 3 gösterilmiş ama doğru mu bilmiyoruz. Bakalım. Kesrimiz kaça ayrılmış? 1 2 3. adımda bu. Tamam ama 4 5 6 7'ye ayrılmış bu. Yani burası 8'de 3 olamaz. Paydanın 7 olması gerekiyordu. Bu hatalı. Peki B'ye bakalım. 1 2 3. adımda tamam. Ama 9'a ayrılmış mı bakalım? 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Bu kesir yani buradaki bütün 9'a ayrılmış ve 3. adıma işaretlenmiş. Burası da doğru yerde. O yüzden B şıkkındaki sayı doğrusunda kesir doğru gösterilmiş. C'ye bakalım. Kontrol edelim yani. 1, 2. e Burası ikinci adım zaten ama 3. Üç. Üçüncü adım yazmışlar. Yanlış. Buraya 2 yazmaları gerekiyordu. O zaman hiç diğer paydaya bakmamıza gerek kalmadı. Bunu işaretlemiyoruz. Zaten doğru cevabımız B şıkkıydı. Bize doğru olan kimdir diye soruyordu. Bu şekilde son soruyu da bitirmiş oldum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.